Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili aslan burçları. Size özel bir anın enerjisi. Bakalım evren, sistem size neler söyleyecek. Tamam, enerjiniz nasılmış önce onu öğreneceğiz ama siz ne yapacaksınız ona da bakacağız aynı zamanda. Bakalım sevgili aslan burçları, anın enerjisi. Hemen niyetimizi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki aslan burçları için anın enerjisiyle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Aslan burcu için en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım aslan burcu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, aslan burçları. Şimdi sevgili aslan burçları, yani gündeminizde aslında ailenizle birlikte şu an mutlu mesut yaşıyorsunuz. Gayet her şey yolunda. Sevdiğinizle birlikte, sevginiz varsa sevdiğinizle birliktesiniz, ailenizle birliktesiniz, çocuklarınız varsa çocuklarınızla birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşam içindesiniz. Şu anki durumunuz, gündeminiz bu şekilde. Aynı zamanda durumumuzda bir hayal kırıklığı yaşamışız sanki. İstediğimiz bir şey sonuçlanmamış gibi, burada bir beklentimiz karşılanmamış gibi olabilir. Yani yaptığınız bir şey, eylem, yaptığınız bir düşünce, kurduğunuz hayaller, beklediğiniz durumun bir hayal kırıklığını yaşamış gibisiniz. Umduğunuz gibi bir şey sonuçlanmamış gibi görünüyor. Ve bunun adına da bundan sonra da kestirip atarak ya da bir karar vererek, mantıksal bir karar vererek bir şeye başlatmak istiyorsunuz ve bunun ikilemesini yaşıyorsunuz aslında. Başlasam mı, başlamasam mı, gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mı gibi. Bu hayal kırıklığı neden olmuş sanki? Bu yapacağınız yeni başlangıca, yeni adıma. Evet, bir adım attım ama ilerisini ben de bilmiyorum. Beni ne bekliyor onu da bilmiyorum. Nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Nasıl bu işin altından kalkacağım onu da bilmiyorum. Ama bir adım attım, bu hayal kırıklığımın üzerine bir adım attım. Yapmam gerekiyordu, yaptım dediğiniz. Ama aynı zamanda da ikilem yaşadınız. Yapmasam mıydım dediğiniz de bir durum söz konusu olabilir. Bu yolda beni ne bekliyor diyerek de temkinli durduğunuz da görünüyor aynı zamanda. Evet, sırtınızdan çok vurulmuşsunuz, aldatılmışsınız, kandırılmışsınız, ihanete uğramışsınız, arkanızdan işler çok çevrilmiş, çok yorulmuşsunuz, omuzunuzda çok yük var, sırtınızda çok yük var, çok mücadele etmişsiniz şimdiye kadar ve artık bunları umursamıyorsunuz, bunları ayak altı etmişsiniz. Evet, ben bunların hepsini yaşadım, yaşadıklarımın hepsinden de dersimi aldım, ben kendi yoluma, kendi hayatıma bakacağım. Yaşamam gerekiyormuş, yaşadım, hayat tekamülümde bunlar da varmış diyerek, düşünerek bu konuları ayak altı ettiğiniz, bilinçaltınızda, bilinçaltı demeyeyim mi, ayak altı edip umursamadığınız, ben sonra ilgileneceğim bu konularla dediğiniz bir durumunuz söz konusu olabilir. Düşüncenizde daha çok böyle sevgili aslan burçları, hükmetmek var. Birilerine yönlendirmek var, birilerini idare etmek var, birilerine
yol göstermek var sizin düşüncenizde. Yani sözüm dinlensin, söylediklerim dinlensin, saygı görülüm, sevilip sayılayım, değer verilsin, benim sözümün üstüne söz söylenmesin, benim söylediğim her şey kanun gibi görülsün dediğiniz, sizin sanki hayatınıza da hükmettiğiniz, hayatlarına müdahale ettiğiniz, yaşamlarına karıştığınız, sizin karıştığınız, sizden yol göster, ya sizin yol göstermenizi beklediğiniz bazı insanlar var sanki etrafınızda. Yakın bir geçmişte bir hayal kırıklığına, yine burada yine bir hayal kırıklığı var arkadaşlar. Bir umutsuzluğa gitme var, bir küskünlük durumu söz konusu olmuş, kırgınlık söz konusu, kadere küs kırgınlık, kendinize kırgınlık, etrafınızdakilere kırgınlık, hayata kırgınlık. Yani burada bir küskünlük söz konusu. Bir kenara geçip kendi başınıza kalıp kimseyle konuşmadan, irtibata geçmeden tüm duyguları, size sunulan duyguları, hisleri de görmemezlikten gelerek. Çünkü beklediğiniz o değil. Beklediğiniz belki başka birinden güzel bir teklif ya da sizin kendi sevdiğiniz biri var. O sizi sevmiyor ama siz ondan bir şeyler bekliyorsunuz. Ama sizin hayatınızda başka birileri var. Size güzellikle gelen, size teklifle gelen, sizi duygularını açıklayan. Ama siz onların hiçbirini görmüyorsunuz. Çünkü sizin aklınız başkasında sanki sevgili aslan burçlarım. Yakın bir gelecekte, yani bu terazi burcunu veriyor. Terazi burcu Ekim gibi. Sevgili arkadaşlar, bir adaletle ilgili bir konunuz var sanki. Eğer bir mahkemelik durumunuz varsa Ekim ayı dönemine kadar bunun hallolacağını ya da değilse bile, yoksa bile mahkemelik bir durumunuz. Kendi hayatınızla ilgili kendiniz bir mahkeme kurup kendi kararınızı kendiniz verebilecek duruma gelebileceğinizi, artık doğruyu yanlışı ayırt edebileceğinizi, Ekim ayına kadar hayatınızda süre gelen karışıklıkların düzeleceğini ve bir mahkeme kurup buradan bir başlangıç çıkarak, bu mahkemeden temiz çıkarak kendi adınıza yeni kararlar vererek bir yola girebilme ihtimaliniz söz konusu. Siz bu kadar olayların hepsini yaşarken aslında her şeyi de severek yapmışsınız, severek gitmişsiniz, severek, evet, bir adım attım, hayal kırıklığına uğradım ama olsun, ben isteyerek yaptım. Bir yola gittim. Bu yol benim istediğim gibi olmadı, hayal kırıklığı yaşadım. Ama olsun, ben isteyerek gittim, severek yaptım. Kendi ailem için severek fedakarlık yaptım. Kendi ailem için seve seve mücadele ettim. İşimi yaptım. Belki çok sert göründüm, belki diktatör gibi göründüm ama bunu da seve seve yaptım. Yani her şeyi isteyerek, severek, aşkla yaptırmış bir durumdan geçiyorsunuz sevgili aslan burçlarım. Bilinçaltınızda sanki şöyle bir durum var. Belli bir miktar bir paranız var, belli bir miktar bir yatırımınız var ve bunu kimseye söylemiyorsunuz ve saklıyor gibisiniz. Ve kimseyle de paylaşmak istemiyorsunuz. Bunun kimsenin bilmesini de istemiyorsunuz aynı zamanda. Benim dediğiniz, ben onu kendim için saklıyorum, ya geleceğim için saklıyorum, yatırım yaptım, ileride ne olur ne olmaz diye kendi adıma yatırım yaptım ya, bundan da kimsenin haberi yok dediğiniz ve kimseyle paylaşmak da istemediğiniz, bunu da ortaya dökmediğiniz bir durumunuz var sanki sevgili aslan burçları. Evet, sonuç kartı, somut bir adımla bir başlangıç yapma dönemine geçiyorsunuz. Belki de burada biraz önce söylediğim, kendi adınıza yatırım yapmışsınız ve kimsenin haberi yok dediğim, böyle ufak ufak belki her ay biriktirdiğiniz paralarla kendi adınıza bir yatırım yapma, bir başlangıç yapma durumu söz konusu olabilir. Yani sakladığınız, o bilinçaltınızda sakladığınız o parayı artık yakın bir gelecekte, ne zaman söyleyeyim, Başak Burcu, Eylül ayı. Eylül ayına kadar bir sanki yatırım yapma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bir başlangıç yapma. Yani paranızı biriktirmişsinizdir, bir araba alayım diyebilirsiniz. Paranızı biriktirmişsinizdir, işte bir arsa alayım. Paranızı biriktirmişsinizdir, işte bir yatırım için bilmem ne kadar altın alayım koyayım gibi. Böyle durumlar söz konusu olabilir kendi adınıza sevgili aslan burçları. Evet,
Anne enerjisi böyleydi. Kolektife şifa olsun. Her zaman söylediğimiz gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik. Düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.